Hanımefendi siz. Sen kimsin? Evimde ne arıyorsun? Ben bir kadınım. Ve bu yüzden de bir kadını korumak benim görevim. Senin gibi kadınları zayıf ve çaresiz gören, onlara her istediğini yapabileceğini sananları çok iyi bilirim. Onlara kadınların gücünü göstermekten hiç çekinmem. Can da ona yaptığın kötülüklere katlanıyorsa bunun bir sebebi var. Bunu ailesinin dağılmasını istemediği için yapıyor. Ama senin bir kadına kötü davranmaya hakkın yok. Karına, çocuklarının annesine saygı duymayı öğren. Unutma ki seni de bir kadın dünyaya getirdi. Sadece sen değil, hepimiz kadınlar sayesinde varız. Tebrikler, ağzın çok iyi laf yapıyor. Mahalleye de nutuk çek ki herkes seni alkışlasın. Çanda benim karımdır. Ona canım ne isterse yaparım. Sen kimsin ki bize karışıyorsun? Senin gibi okumuş kadınlar yüzünden Çanda gibi sıradan kadınların beyni yıkanıyor, aklı çeliniyor. Sen de evli bir kadına benziyorsun. Yürü git, kocanın yanına dön, ailene hizmet et, bas git buradan. Yapma lütfen, onun kim olduğunu biliyor musun? Kimse kim, bu umurumda değil benim. Hala ne bekliyorsun, orada dikilip yüzüme mi bakacaksın? Bak, bu bir aile meselesi. Senin buna karışmaya hiçbir hakkın yok. Karına veya herhangi bir kadına kötü davranır, ona zulmedersen sana karışırım. Erkek olman kadınlara saygısızlık yapabileceğin anlamına gelmez. Ona kötü davranmaya hiçbir hakkın yok senin. O da bir insan. Senin hayat arkadaşın. Çocuklarının annesi o. Çocuklarına iyi bakabilmek, onların karınlarını doyurabilmek için bütün gün var gücüyle çalışıyor. Senin ona yardım etmen gerekir. Senin sorumluluğunu üstlendiği için ona saygı duymak zorundasın. Şikayet etmeye hakkın yok. Bitirdin mi? Şimdi bir iyilik yap. Bas git buradan. Belki de yaptığının kanun nazarında suç olduğundan haberin yoktur, öyle değil mi? 498 numaralı Medeni Haller Yasası'nın 1. bendine göre evde şiddete başvurmak 3 yıl hapisle cezalandırılır. Bana bak kadın, kanunu öğretmeye kalkma bana. Beni bununla korkutacağını sanma. Mahkemelerin yapacak çok daha önemli işleri var. Kimsenin ailevi sorunlarla uğraşacak vakti yok. Böyle şeylerle gözümü korkutacağını sanma beni. İşte bunda yanılıyorsun. Küçük büyük fark etmez. Suç suçtur bayım. Yeter, kes sesini! Haddini aşmaya kalkma, yoksa karışmam. Şimdi bir an önce evimi terk etmeni istiyorum. Yoksa olacaklardan sorumlu olmam. Beni tehdit mi ediyorsun? Açık konuş, ne yaparsın? Bana vuracak mısın? Eline sopa alıp dövecek misin? Küfür edip aşağılayacak mısın? Ne yaparsın söyle. Gücün yetiyorsa elinden geleni ardına koyma. Hey! Gidin buradan. Maymun oynamıyor burada. Defolun evlerinize gidin. Bana bak kadın. Bu kadını hemen evimden def edeceksin. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Efendim, lütfen gidin buradan. Onu tanımıyorsunuz. Bu adam her şeyi yapabilir. Lütfen gidin. Ben ne yapacağını görmek istiyorum Çanda. Alo? Karakol mu? Çanda'nın durumu ne oldu? Kocasının tutumunda değişiklik var mı? O adam kolay vazgeçmeyecektir Şiv. Diğer kadınlar da aynı sorunlardan muzdarip. Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki? Ben de vazgeçmeyeceğim. Çanda'nın o eziyeti çekmesine izin vermeyeceğim. Dediğim gibi bu Çanda ile sınırlı değil. Birçok kadın aynı şeyden şikayetçi. İnternette okuduğum her şeyi o mahalleye gidince gözlerimle görmüş oldum. Kim bilir Udaipur'da kaç evde aynı durum yaşanıyordur Şiv. Bu cehennemi yaşayan binlerce kadın olduğunu biliyorum. Yardıma ihtiyaçları var. Şiv, ben onlara yardım etmek istiyorum aslında ama onlara nasıl ulaşabileceğim konusunda bir fikrim yok. Anandığım... Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Bu tek bir kadının hikayesi değil. Sayısız kadın muzdarip. Gerçek bu. Tek başına bir şey yapamazsın. Bence bu işi resmiyete dökmen gerekir. Senin gibi düşünenlerin yer aldığı bir organizasyona. O kadınlara yardımcı olmak isteyen insanlara.
Hepsi bu değil tabii. Onları şiddetten kurtarmanız yeterli gelmeyecektir. Öncelikle ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerekecek. Böylece kendilerine ve çocuklarına bakabilecekler. Kendilerine güvenmemelerinin temelindeki en büyük sorun bu çünkü. Ve kocaları da bunu çok iyi biliyor ve bundan faydalanıyor. Ama para kazanırlarsa bağımsız olurlar. Bu onlara güç ve cesaret verir, onları motive eder. Onların sorunları ancak bu şekilde çözülür. Demek istediğin bir dernek falan mı kurmalıyım? Çok haklısın Şif. Bu soruna kalıcı çözüm getirmek için kadınların işbirliği yapması şart. Tek bir kişinin çabası asla rağbet görmeyecektir. Ama organize olmayı başarabilirsek, o zaman kısa sürede birçok kadına ulaşırız. Kesinlikle. Bu organizasyonun da kurumsal bir kimliği olacak. Bir tür sivil toplum örgütü düşün ve bir ismi olmalı. Bence öncelikle bu örgüt için uygun bir isim düşünmelisin Anandi. Böylece hemen kayıtlara geçmesini sağlarız. Şiv, ismin ne olduğu önemli değil. Bu bir şey değiştirmez ki. Değiştirir. Belirleyeceğin isim yapacağın işi temsil edecek bir şey olmalı Anandi. Mesela sen onlar mutlu olsun istiyorsun, başarılı olsunlar, kendi ayakları üstünde durabilsinler. Seçeceğin isim buna hizmet edecek bir şey olmalı. Bu ne olabilir ki? Bali? Bali nasıl olur Şif? Bali. Bilmem ki. Kulağa hoş geliyor aslında. Peki anlamı ne? Racistan yerel dilinde dost demektir. Ben de bu olayım istiyorum. Yardıma ihtiyacı olan sayısız, çaresiz kadının dostu olayım. Bali. Güzel isim. Ben sevdim. O halde ismini belirledik. Bugünden tezi yok, var gücümle bu iş için çalışacak ve bu yeni teşkilatıma bir kimlik kazandıracağım. Evet ama bütün vaktini ve emeğini bu işe ayırma, olur mu? Bu hayatta başka yükümlülüklerin de var. Neden söz ediyorsun Şif? Benim tatlı kocam benim her şeyimdir. Önce o. Kalan her şey daha sonra. Sana söz veriyorum. Hak ettiğin zamanı sana fazlasıyla ayıracağımdan hiç şüphen olmasın. Bu çok cesur bir adımdı. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Yaptığın şeye asla karşı değilim. Ama hayatını böyle tehlikeye atman... Anne, ufak bir yara sadece. O karmaşada dengemi kaybettim ve masaya kapaklandım. İnan bana, ciddi bir şey değil. Hayır canım, ben aynı fikirde değilim. Madem bu hizmeti yapmak istiyorsun, o zaman oraya yalnız gitme. Şiv de her zaman yanında olsun. Ama abla... Şiv sürekli yanında olursa bu Anandi'nin işini zorlaştırmaz mı? Şiv'in varlığı Anandi için faydadan çok zarar getirir. Anandi o kadınlara çalışabileceklerini göstermek istiyor. Şiv yanında olursa bu kendi iddiasını inkar etmesi olacaktır. Bu resmi bir çalışma değil abla. Sosyal bir çaba sadece. Anandi o çaresiz kadınları teşvik etmeye, kendi ayakları üstünde durabilmeleri için yüreklendirmeye çalışıyor abla. Şiv yanında olursa bu çok zor olur. Anandi onlardan biri olarak orada, kadın kimliğiyle mücadele ediyor. Kaymakam Bey'in karısı olarak değil. Benim düşünceme göre Minu son derece haklı. Anandi bu yolda yürümeyi kendisi seçti. Bu yüzden sonunu da getirmek zorunda. Hem bir şeyi tek başına başarmış olmanın hazzı bambaşkadır, değil mi? Kendi çabasıyla, sadece bir başına verdiği emekle. Ama babacığım, hayatını tehlikeye atmanın anlamı ne?
Ya başına kötü bir şey gelirse? Şiv, neden bir şey söylemiyorsun? Anne, bunu Anandi karar vermek zorunda. Eğer orada yanında olmamı istiyorsa bunu memnuniyetle yaparım. Ama Anandi üstlendiği bu görevi tek başına başarmak istiyorsa ben bunu yine memnuniyetle karşılarım. Endişelenmeni anlayabiliyorum anne. Ama tek başıma başlattığım bu savaşı yine tek başıma sürdürmek istiyorum. Benim amacım kocalarına maksadımızı anlatmak ya da onları cezalandırmak değil anneciğim. Ben o kadınlarda bir farkındalık yaratmak istiyorum. Asla çaresiz olmadıklarını anlasınlar istiyorum. Onlar her şeyi yapabilecek güce sahipler. Her sorunla kimseden yardım almadan başa çıkabilirler. Yaşadıkları mutsuzluğu mutluluğa çevirebilirler. Kocaları ne derse desin, onlar şartlarını iyileştirebilir. Bunu biliyorum. Bravo. Ben etkilendim. Bayan Anandi Shivraj Shekhar'ın bu konuşmasını dinledikten sonra şunu bir kere daha iyice anladım. Anandi bu savaşı tek başına verebilecek biri değil. Aynı zamanda büyük bir zafer kazanacak her şeye sahip biri. Anandi'nin bu kararını sonuna kadar destekliyorum. Tabii yine de ona soracak bir sorunuz varsa sorun elbette. Anne? Hayır. Anandi yine böyle bir kazaya maruz kalırsa, bundan onun kadar biz de sorumlu oluruz. Merak etme. Senin işin mücadele etmek. Annemin işi de evham yapmak. Haftaya malum nişanlanıyorsun. Dilerim bundan sonra çok daha mantıklı biri olursun. Demek istediğim, bizim seviyemizi yakalarsın yani. Birlikte oturabilirsin bizimle. Ne demek istiyorsun büyük baba? Önce sen söyle. Bugüne kadar söylediğim her şey doğru çıkmadı mı? Evet, sen hep haklıydın. O halde ayın 16'sından sonra, demek istediğim nişan töreninin ardından Jagdish'le her konuştuğunda bunu bizim önümüzde yapacaksın. Hı? Oo, doğru mu anladım büyük baba? Kısa bir süre olsa bile Jagdish'le baş başa olmamı istemiyorsun. Telefonda bile. Bu haksızlık ama. Demek Jagdish'le konuşacağın zaman bunu bizim önümüzde yapmak istemiyorsun. Tamam. Sen de bunu bizim önümüzde yapmazsın o zaman. Ama biz gizli gizli dinleriz, bilmiş ol. Büyük baba. Tamam, anladım. Bugün geç kaldın şimdi. İyi geceler. Ben yemeğini hazırlarken sen git üstünü değiştir istersen. Bekle biraz Anandi. Ufak bir sorun var. Ne sorun var Shiv? Bu nişanı ertelemek zorundayız. Neden? Mesele nedir? Aslında büyük baba, 16'sında bir Amerikalı diplomat Udaipur'a geliyor. Ondan da bizzat ben sorumluyum. Udaipur'daki her temasında yanında olmam gerekiyor. Ayrıca bir de yöresel yemek organize etmeliyim, diplomat ve ailesi için. Sanıyorum ki vali de bizimle olacak. O yüzden burada olmam oldukça önemli. Ama sen olmadan bu iş olmaz. Bu senin kardeşinin nişanı.
Nişan tarihi 16'sı olsun diye yapmadığım şey kalmadı. Jagdish'in Ganga ile Mangalore'a gitmemesi için buna mecburdum. Eğer nişan tarihi ertelenirse verdiğim onca uğraş boşa gitmiş olacak. Jagdish Ganga ile Mangalore'a gidecek. Şey, bunu bir kere daha konuşmaya çalışsan. Anne, söylediğim gibi. Yapacak hiçbir şey yok. Benim düşünceme göre çare olmadığı için bu nişanı ertelemek kaçınılmaz gibi görünüyor. Sen ne diyorsun abi? Nişanımı nasıl erteleyebiliriz? Sen de çok iyi biliyorsun ki bu ayın 16'sını belirlememiz hiç kolay olmadı. Sonrasındaki 4 ay boyunca bu mümkün değil. Hazırlıkları bile yapmaya başlamıştık abi. Ama sen ertelemekten bahsediyorsun. Sanchi. Şiv oğlum. Anlıyorum elbette. Bu senin görevin tabii. Fakat bir çözüm bulmak zorundayız, öyle değil mi? Bizim sorunumuz da o kadar basit değil. Büyük baba. Gelen kişi yerel bir delege olsa bir şey yapabilirdim belki. Ama ne yazık ki bu Amerikalı bir diplomat. Valiyle de bizzat görüşmeleri olacak. Benim burada olmam çok önemli. Tabii ki önemlidir. Önemli olmasa lafını bile etmezdin. Ama buna izin veremem. Ben bu nişanı ertelemeyeceğim. Sebebi ne olursa olsun bunu yapmam. Bence bir çözüm var. Jagdish'in ailesiyle konuşuruz, rica ederiz. Ayın 16'sında sabah bebeğin isim törenini yapar, öğleden sonra da nişanını yapar, akşam da yola çıkarız. Ne diyorsunuz? Bu işin engeller mi? Emin değilim baba. Demek istediğim sabah erkenden Cetsar'a gitmek, sonra geri dönmek. Bilemiyorum. Tamam abi. Sen istemiyorsan katılma. Git misafirinle ilgilen. Hatta hiçbiriniz gelmeyin. Ben bu nişanı tek başıma yaparım. Sanchi canım. Anne lütfen. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu ayın 16'sını belirlememiz hiç kolay olmadı. Sonrasındaki 4 ay boyunca mümkün değil. Ama ailemden kimse bunu hiç umursamıyor. Hiçbiriniz gelmeyin. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ne ilgisi var sence? Kendini boş yere üzüyorsun. Ben her şeyin farkındayım kızım. Anne. Hiçbirinizin umurunda bile değilim. Sakin ol Sanchi. Hepimiz bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Senin bir şey yaptığın yok. Defalarca bunun imkansız olduğunu söyledin. Nişan ertelenmek zorunda dedin. Bekle biraz. Müsaadenizle. Alo. Benim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ne oldu? Sorun çözüldü. Diplomatın akşamki programıyla yardımcım ilgilenecek. Sabah karşılar, hemen ardından Jetsar'a doğru yola çıkabiliriz. Ama akşama kalmadan Udaipur'a dönmüş olmam gerekiyor. Diplomatın yemeğinde yer almam şart. Hiç sorun değil. Bu iş öğlen bitmiş olur. Gördün mü Sanchi? O kadar kızacak bir şey yokmuş ha? Bu arada Jagdish'in evini arayıp durumu bildirsek iyi olur. Shiv o gün çok meşgul olacak. Ama baba, onlar bizi arayıp nişan için 16'sını teyit etmişlerdi. Tekrar aradıklarında durumu ben izah ederim. Nişan törenini öğlene çekmemiz gerektiğini söylerim. Konuştuğun zaman Jetsar'a bir parça geç geleceğimizi de söyle. Shiv'in sabah diplomatı karşılaması gerekiyor. Bakın, Sanchi ve ben 16'sında erken gitsek nasıl olur?
Anne, bebeğin isim töreninde hiç olmazsa ailemizden bir kişi orada olmalı, öyle değil mi? Sanchi'nin de nişan töreni için hazırlık yapacak vakti olur. Siz de öğlen gibi gelirsiniz. Mükemmel bir çözüm. Sanchi, mutlu oldun mu güzel kızım? Benim inatçı güzel torunum. Şükürler olsun. Sonunda nişanı ertelemeyeceğimiz bir çözüm bulabildik. Yoksa kim bilir ne olurdu. Keseriya